bilindiği üzere bundan 20 gün önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akademik açılış töreni gerçekleştirildi. Biz de üniversitemizi temsilen 6 senatör üyemizle bu törene katıldık. Üniversiteler de öncelikle açılış dersini bize davet olarak ilettiği için, bu onuru bize bahşettiği için Sayın Rektör'e teşekkür ederim. Bugün farklı bir konu üzerinde aslında ilk açılış dersimizi yapalım istedim. Çünkü bugün anlamamız gereken temel şey nedir sorusu çok kıymetli. Hegel felsefeyi tanımlarken kendi zamanının düşüncesini kavrama işi olarak tanımlıyor. Kendi zamanının düşüncesini kavrama işi. Ve büyük medeniyetlere baktığımızda büyük medeniyetlerin en temel özelliği ortaya koydukları bakış açısı, yeni bir düşünce, insana, topluma, evrene dair yeni kavrama biçimleri. Bu yüzden bugün şöyle değişimin kısa bir tarihini beraberce üzerinden geçip bugüne dair bazı değerlendirmeler yapıp sonrasında da biraz geleceğe dair öngörüler sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakat şuradan bir klima sorunumuz var. Onu kapatma imkanımız olur mu? Ya da ben yer değiştirebilirim. Klima alerjisi var bende de üzerimize abiye. Dolayısıyla biraz değişimin üzerinde durmak istiyorum. Değişim dediğimiz şeyi biz nasıl kavruyoruz? Değişimi biz genellikle kendi dışımızda olup biten şeylerle tanımlıyoruz. Halbuki değişim dediğimiz şey insan zihninin eşyayı algılama biçiminde ortaya çıkan farklılıktır. Mesela Rönesans'ı anlatacak olsam herhalde şöyle anlatırdım. Rönesans, insana bakış açısında ortaya çıkan değişimin sanatın diliyle ifadelendirilmesi sonucu ortaya çıkan büyük bir dönüşüm süreci. Peki Rönesans ifadesi ne zaman kullanıldı? 19. yüzyılda kullanıldı. Yani 14. 15. yüzyıl İtalya'sında başlayan, Floransa'da başlayan, Da Vinci'nin, Michelangelo'nun, daha sonra Thomas Hobbes'un ütopyasıyla resimde, heykelde, mimaride ve edebiyatta ortaya çıkan insana bakış açısı, insanı özneleştiren bakış açısı daha sonra neye dönüştü? 17. 18. yüzyılda modernizm diye ifade ettiğimiz ve felsefesi aydınlanmacı pozitivist anlayış, sanayisi endüstri devrimi, biyolojisi evrimle, evrim teorisiyle ifade edebileceğimiz bir yeni anlayışı ortaya çıkardı. Dolayısıyla değişimi biz kendi bakış açımızdaki farklılık olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani değişimi anlatırken birçok parametre üzerinden düşünebiliriz. Mesela evren modeli üzerinden değişimi düşünebiliriz. Yani Batlamyus'un dünyası, Kopernik'in dünyası, Newton'un dünyası, Einstein'ın dünyası. Yani bunların her birinin ortaya koyduğu, değerli gençler, evren modelleri neyi kastediyorum? Mesela Batlamyus'un dünyası nasıl bir dünyaydı? Batlamyus'un evren modeli, dünya sabit, güneş dünyanın etrafında dönüyordu. Peki
bu evren modeli insan düşüncesinde hangi değişimleri ortaya çıkardı ve insan düşüncesinde ortaya çıkan bu değişim toplumda, inançlarda, değerlerde, ilişkilerde nasıl bir kavrayış ve kültür ortaya çıkardı? Ve Kopernik'in dünyası... Sayın Bakanım, şeref verdiniz. Sizle bir eğitim dönemine başlamak çok güzeldi. Bu anlamda hazırlanmış olduğumuz Tuğra formunda İnnehu min Süleymane ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim Celisülüs tablomuz. Dış Battal Ebru'su da ünlü müzisyen hocamız Sadrettin Özçimi hocamın bir Ebru'su. Size bunu takdim ettim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok takdir ettiğim hat sanatında üstadlardan bir tanesidir Arif Hocam. Ayrıca Arif Hoca muhabbette de üstaddır. Güzeldir Arif Hoca'nın muhabbeti. Ben sizden böyle bir güzel hediye aldığım için çok müteşekkirim. Aynı zamanda rektörümüz Niyazi Can hocama da çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım.